dostlarım. Bu videomda sizlere din ve devlet işlerinin ayrı olmasının önemini, eğer din ve devlet işlerini ayırırsak dinsiz mi oluruz? Bu konuyu elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şuradan başlayalım. Din, yani inanç dediğimiz olay insanların en yumuşak karnıdır. Hangi inanca sahip olursanız olun, Şintoist olun, Budist olun, Hristiyan olun, Yahudi olun, en kolay sömürülebileceğiniz, en kolay kandırılabileceğiniz yumuşak karnınız inancınızdır. İnsanoğlu dediğimiz canlı dünyanın en zalim canlısıdır. Şöyle düşünelim, Allah tarih boyunca onlarca, yüzlerce peygamber göndermiştir, yüzlerce sahife göndermiştir, büyük kitaplar göndermiştir, insanlar bunların hepsini tahrif etmiştir. Tabii ki gönderilen son kitap Kur'an-ı Kerim'i insan tahrif edememiştir. Çünkü Allah onun sorumluluğunun korumasının kendine ait olduğunu Kur'an ayetiyle açıklamıştır. Peki insanlar siyasi emelleri veya şan, şöhret, makam için sizin duygularınızı nasıl sömürürler? Sizdenmiş gibi görünüp sizin bilgisizliğinizden ve cehaletinizden faydalanırlar. Peki devletimizin bir dini olmasın mı, dinsiz bir devletimiz mi olsun diye soran dostlarıma benim cevabım şudur. Devlet dediğiniz olay tüzel bir kişiliktir. Yani bir kişi değildir. Hem var olan hem de yok olan bir kurumdur devlet. Sizlere Batı'dan ve İslam dünyasından bazı örnekler vererek din ve devlet işlerinin ayrılmasının ne kadar önemli olduğunu açıklamaya çalışacağım. Şimdi birçoğunuzun bildiği gibi Vatti zamanında yakın bir döneme kadar Batı'da kilise devlet işlerinde o kadar etkiliydi ki sizin cenazenizi nasıl gömeceğinize varana kadar kilise karar verirdi Batı'da. Tabii Batı dünyasının birçok ülkesinde Katolik mezhebi çok etkiliydi. Katolik mezhebi devlet yönetiminde çok etkiliydi. Katolik mezhebi dediğimiz olay aşırı tutucu olan, kendi kuralları olan, Allah'ın verdiği kurallar değil de kendi uydurdukları kuralları olan, kendinden başka söz söylemeye kalkışanların canlarına kıyan insanlardı. Engizisyon mahkemelerine hakkında bir fikriniz olmasa da mutlaka ismen duymuşsunuzdur. Hani birçoğunuzun duyduğu meşhur bir cümle vardır, cadı avı diye. Engizisyon mahkemeleri kendilerinden başka söz söyleyen insanları cadı ilan ederler, onları diri diri yakarlardı. Peki Batılılar böyle yaparken başlarına neler geldi? Kendileri orta çağın karanlıklarına gömüldüler o zamanlarda. Birbirlerini dinsiz ilan etmekle, birbirlerini katletmekle uğraştılar, cehaletin karanlıklarına gömüldüler o zamanlarda. Peki Batılıların önü ne zaman açıldı? Bilimde dünyanın zirvesine nasıl çıktılar? Dünyada nasıl öncü oldular? Kendi Rönesans'ını ilan eden, yani aydınlanma çağını başlatan ülkeler, teker teker dünyada öncü ülkeler olmaya başladılar. İlimde, bilimde ve sanatta adeta uçuşa geçtiler. Peki bu insanlar dinsiz mi oldular? Hepsinin de papazları, kardinalleri, papaları, hahamları, kiliseleri, sinagogları yok mu? Var. Demek ki dinsiz değiller bu insanlar. Amerikan başkanlarının seçildiği zaman yemin törenlerini birçoğunuz görmüştür. Papaz eşliğinde İncil'e yemin ederek göreve başlar. Yani dinle devlet işlerini ayırmak dinsizlik değilmiş. Belki bazılarınız şunu söyleyebilir. Bu ülkelerin insanlarının birçoğu seküler. Sanki Türkiye'de seküler olan az mı? Dindar olan ne kadar gerçekten samimi dindar olan insan var acaba? Şimdi dinle siyaseti, devlet işlerini birbirine karıştıran bir de İslam ülkelerinin haline bakalım. Bu ülkelerin çoğunda rezillik ve kepazelik diz boyu, hatta buralara kadar varmış durumda. Şimdi sizlere birkaç tane örnek verebilirim. Irak'tan başlayalım. Irak'ta insanlar mezhep yüzünden biri Şii, biri Sünni, diğeri gidiyor öbürünün camisini bombalıyor, öbürü gidiyor onun camisini bombalıyor. Bunlar da Müslüman olduğunu iddia ediyorlar. Suriye'ye bakalım. Suriye'de benim konuştuğum Suriyeliler 30-40 tane ayrı örgüt var diyor. Bunlar da en Müslüman olduğunu iddia ediyor. Bu insanlar yıllardır birbirini kırıyor. Afganistan 79 yılında Rusya ile savaştı. Adeta Rusya'yı dize getirdi. Bunun sonrasında Rusya çekildi. 40 yılda Afganistanlılar birkaç grup birbirlerini yemekle meşguller. Afganistan'da erkeklere sakal kesmek yasak. Kadınlar öğretmenlik yapamıyor.
Şimdi bu insanlar çok dindar, sakallar, cübbeler. Peki oğlancılığın en yaygın olduğu ülke hangisidir bilir misiniz? Afganistan'dır. Hem de erkek çocuklarına. Bir de şu kepazeliği icat etmişler. Mut'a nikahı. Afganistan'da da çok yaygındır. İran'da da, Irak'ta da, birçok Arap ülkesinde de çok yaygındır bu kepazelik. Şimdi bir de İran'a gelelim. İran'da öyle baskıcı bir yönetim var ki insanlar adeta nefes alamıyor. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik işte. Türkiye'ye gelelim bakalım burada ne rezaletler var. Türkiye'de insanların en çok dinlediği, kanaat önderi olarak gördüğü şarlatanlara bir de bakalım. Adam kendi kafasına göre icat ettiği dini kendi menfaatleri doğrultusunda sana satıyor, malına mal katıyor, sen de onu hayranlıkla izliyorsun. Birkaç tane böyle Arapça süslü kelimeler kullanarak senin cehaletinden ve bilgisizliğinden yararlanıp senin kanını emip seni sömürüyor, haberin bile yok. Yani dindar olmak dediğin olay, din adamı olmak dediğin olay bu kadar ucuz bir şey mi? Bir sakal, bir sarık, bir de cübbe bu kadar ucuz bir şey mi? Hem de ülkenin en önemli kanaat önderleri oluyor bu insanlar. Adam neredeyse 25 sene okuyor, dirseklerini çürütüyor, kafasını çürütüyor, profesör oluyor. O adamın sözüne itibar edilmiyor. Neredeyse lise mezunu olmayan bu insanlara itibar ediliyor. Şimdi siyasetçilere gelelim bir de. Yıllardır ben kendimi bildim bileli bu siyasetçiler insanların dini duygularını sömürür. Allah, vatan, bayrak, Kur'an, şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganlarıyla yıllarca dini duygularımızı sömürmedi mi bu insanlar? Adama bir bakıyorsun, yaşantısına bir bakıyorsun, Müslümana yakışmayacak her şey onda. Yolsuzluk, hırsızlık, talan, yetim hakkı yemek, İftira, yalan. Adam yalan söylüyor. Bir saat sonra o söylediğini de inkar ediyor. Yalan üstüne yalan söylüyor. Çok iyi Müslüman olduğunu da iddia ediyor. İnsanlar da buna inanıyor. Adam siyaseti caminin içine bile sokuyor. Cami dediğiniz yer ibadethanedir. Orada sadece ibadet yapılır. Adam bu dediğimiz kepazeliklerin hepsini yapıyor. Cuma namazından çıkarken etrafında televizyonları toplayıp bir ayet patlatıyor Kur'an'dan. Hop en dindar adam oldu çıktı. Adam faizin haram olduğunu söylüyor. Faizin daniskasını halka geçiriyor ve en dindar adam olarak kendini de lanse etmeyi başarıyor. Çünkü faizin daniskasıyla senin ananı ağlatıyor, haberin bile yok. Dünyanın parasını senin cebinden alıyor. Hop başka bir ülkede bir cami açılışı yapıyor. Oh en dindar adam bu. Yani siyasete dini karıştırdığınız zaman böyle rezillikler ortaya çıkabiliyor. Sözün kısası din yani inanç dediğimiz olay insanların en yumuşak karnıdır. Onları istediğiniz gibi dinle inançla sömürebilirsiniz. Yani olay o kadar açık ki Batılıların vardığı noktaya bir bakalım. Bir de İslam dünyasının vardığı noktaya baktığımız zaman her şey apaçık ortada. Yani din ve devlet işlerine ayıranların vardığı nokta ortadadır. İlimde, bilimde, insani değerler konusunda Batı'nın vardığı yer ortada, İslam dünyasının vardığı yer ortada. Yani devlet yönetimiyle, siyasetle dini karıştırdığın zaman böyle rezillikler, böyle kepazelikler ortaya çıkabiliyor. Çok biliyor mu bir insandı? Din ve devlet işlerini ayırdı ama tam olarak başaramamıştı tabii ki. Başarmış olsa bu noktada olmazdık. Tekke ve zaviyeleri kapatmak yaptığı en önemli işlerden biriydi. O da tam anlamıyla başarılı olamadı. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.